Evet, artık dayanamıyorum. En akışkan su da sanırım bu. Sanki böyle topraklı gibi duruyor. Alayım mı? Alayım. Oy, buz gibi. Fazla almayacağım. Şimdi içeyim. Orada tap vardır zaten. Suyumuz bu. Benim montum uçmuş. Hemen bir su tadımı yapıyoruz. Suyun rengi güzel ya, söyle. Ama söyleyeyim, içinde bir şey mi var? Yok ya. Gözüme de. Mis gibi. Güzel. Buz gibi ve mis gibi. Dağ su. Ah. Güzel, bu şişeyi götür beni. Var içinde bir şey ya. Şimdi gördüm. Ot mu, bok mu, bir şey. Bitti mi? Bitmez ki. Neyse, onu tadı tuz olsun. Ne güzel ya, papatyalar, manzara. Baksana. Her yer papatya. Çok güzel. Yolun güzelliği. Vay be. Şuranın güzelliği, tahta köprü, dere akay dere, çok güzel. Ben bittim. Vallahi bittim. Bir portakal mı çaksam bir yerde otur, ben enerjim kalmadı. Ah, bu sefer harbi iptal. Burada böyle yok mu yatmam? Derenin önünde. Ayakları uzatmam lazım. Çıkarsam mı hatta ya? Biraz şey olsun, rahatlasın. Acıyor. Bir yarım saat burada duracağım ya. Hem güzel sıcak, esmiyor. Hem dere mere bir şeyler. Güzel ortam. Portakalımı yiyeyim ya. Zaten doğal. Kabuğu fırlatmışsın. Çöp falan yasak. Çöpleri kamp alanına kadar taşımanız lazım. Görürlerse yakıyorlar çıranızı. Ama ben şey hissettim. Şimdi ilk günden konuşmayayım da. Yok kamp alanı kiralamaymış, bir şeymiş falan. Yani böyle onlarla uğraşmadan direkt gelebilirsin. Ya ben şurada çadır kursam, yatsam kim nereden anlayacak yani? Sabah da yola katılır, devam edelim. Ya kamp alanının artısı duşmuş. Duşu da şurada derede. Olur mu olur. Şu ayakkabıları çıkarsaydım ya. Mahvim ya. İlk günden hep böyle abi. Ne zaman uzun zaman böyle... Uzun zaman değil de... Ne zaman böyle...
uzun süreli yürüyüşe çıksam ayaklar parçalanıyor. Oy. Da çorabı da mı çıkartıyorum ya? Parçalanmış. Biraz toprağı olsa. Kötü. Oy. Ey maşallah. Müthiş gitti be. Uçamıyor ki hayvan rüzgardan, öyle çökmüş duruyor. Ne papatyaların içinden. Yol güzel. Son 40 dakika. Allah, bura güzel. Esiyor mesiyor ama güzel. Son düzlük derler ya, harbi o. Harbi dümdüz ya. Arkada o iki tane çocuk da geliyor. Güzel. Ufaktan yağmur. Aa, fazla yok gibi yani. Bulut yok. Ama yağmur var. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Yeni bir manzara. Sürekli değişiyor. Şu yoğun ağaç olunca rüzgar kesiliyor. Oy. Son 20 dakika. Evet, nehrimiz Indigo Nehri Tağtepe'den. Son düzlük. Yordu ama. Harbi yordu. Neyse, orada görüşürüz. Seron son 1 yazıyor. Son 1 kilometre. Vay be. Güzel. Güzeldi. Son 10 dakika. Bir hayvan engeli daha. O ne lan? Valla bir şey oynuyordu ama neyse. Biz devam edelim. Kırmışlar aslında. Ben de onu kırıyordum. Evet. Geldik. Güneş enerjili elektrik. Yemek, tuvalet, banyo, çadır. Sektör Serron. Ah. Balondan oteller falan var. Bak şimdi gideceğim. Göreceğiz hepsi. İnternet çekmiyor galiba. Wi-Fi ödeyeceğiz. Ayakların altı çok kötü ya. Paramparça su topladı direkt. Nasıl yapacağız?
Neyse gidelim de. Evet böyle gördüğünüz gibi. This sector is powered by 100% renewable energy. Ah güneş enerjisi. Küçük bir kulübe. İki tane balon çadır. Benim özel çadırım vardı. Sebebi kamp alanı doluydu. Kamp alanına şöyle insanlar gelip renkli renkli çadır kuruyor. Benimki sanırım şunlardan falan biri herhalde. Şimdi girip bakalım. Umarım güzel, rahat bir kamp alanıdır. Bence tekli çadırlardan birini verecek yani. Bir sürü insan gelmiş erkenden takılıyor. Check in behind this place. Tamam, burada check in. Bu şekilde. Gelen herkes burada check in'li yapıyor. Ondan sonra balon oteli mi var, hostel tarzı mı, işte çadır mı, neyse ona göre geçiyorlar. Ben de şimdi girip soracağım. Nasıl oldu? Check in 3 p.m. mi? 3'ten sonra galiba. Check in için bekliyor herkes. Şu tepedekiler mi? Galiba. Bakalım bakalım. Hey. Bizim o sabahki kız. Is your first time in Chile? Yeah. This one. Okay, this is your tent. Yeah, thank you. Yeah, your tent have three rules. Yeah. Don't enter with shoes. Don't you enter with shoes. You can put your shoes on here. Yeah. And your sticks the same. Sticks I don't have. Yeah. And don't eating on site. Don't eat inside. It's prohibited eating on site. Yeah. How about here? Yes. Here it's okay. Yeah. You have a in the white tent. You can cooking with just stove gas. Yeah, in the white tent. Ah, okay, in the white tent. Yeah. And for hot showers and toilets in the greenhouse. Okay. Yeah, hard points, hard taps. Mm-hmm. Have a water drinkable. Okay. And this is fine. And no smoking on here. Yeah. Yeah. And how about Wi-Fi? How much the Wi-Fi per hour? I don't. But on the screen, I can just buy it, right? No. It's not working. Only the shelter have a payment for Wi-Fi. Okay. Yeah. I will do. Okay, thank you. You're welcome. Have a good one. Böyle. Güzel çadırlar böyle. Bu çadırlar $140. Böyle havada kurulu. Sağlammış aslında, güzel. İki kişiliği $160-170 falan. İnsanlar da aşağıda kendi çadırlarını kuruyor. Bu kendi çadırlarını kurdukları zaman da ödedikleri para $56. Minimum. 56'dan 56'dan daha ucuz bir şey yok bu kamp alanında. Bu şekilde hayat burada. Şeyde ayakkabılar falan, acaba yağmur yağdı ıslanmasın diye öyle alelacele çıktım da ayakkabıyla içeri girilmiyormuş falan, böyle garip şeyler vardı. Çorap zaten ölmüştü. Zaten yıkarım büyük ihtimal.
Asarım bir yerlere, kururum sabaha kadar. Ya umuyorum. Neyse, girelim çadıra bakalım hadi. Ya bu iki kişilik zaten. İki kişiliği. Oy, yatak bildiğin yatak. Çok iyi. İki kişiliği düz şeyden veriyor. Tek kişilikmiş gibi veriyor. Çok iyi. Neyse, bu gece buradayız. Gayet konforlu duruyor. Hoş, güzel. İyi. Hadi çantaları yükleyelim. Oy. Güzel. Vallahi güzel. Yorulmuşuz be. Bu ne? Pencere mi? Ha, gece açmıyor. Çadır çok güzel. Yani ben mat falan açayım diyordum da hiç gerek yok. Mükemmel ötesi yani. Matın kalınlığına baksana. Bildiğin yatak. Şurada delikler falan var ama. Yani tulumsuz zor. Bu çadır artı mat diye geçiyor. $140. Uyku tulumu yok. Uyku tulumu olunca $190 oluyor. $50 fark ediyor. Ben de uyku tulumu vardı zaten. Ayaklarımın altı çok kötü. Neyse, biraz böyle durayım. Sıcak su varmış, duş varmış. Duş alırım. Bugün giydiklerimi yıkarım. Ondan sonra yoluma bakarım. Hadi biraz toparlanayım. Ha, şimdi hazır döktüm her şeyi, size aldıklarımı göstereyim. Ekmeklerden gidelim. Bir tane böyle 24'lü tortilla ekmeği. Bir tane böyle 700 gram kekimsi ekmek. Şöyle bir ekmek, sandviç ekmeği. 35'li mi öyle bir şey. Bir tane de şurada 8'li tortilla ekmeğim var. O böyle büyükçe. He, onu da çıkarayım. Bu açık. Bu açmışken bunu yerim bugün. Balıkla falan. Konservelerden bunlardan birer tane daha vardı. Hatam şu. Bunlar sulu. İçin üstünde yazıyorum şöyle. 240 gram et. 425 net diyor. Yani yarısı 480'de. Yarısından biraz fazla şey. Yarısından biraz azı su. Midye de aynı şekil. Bu midye böyle patatesli falan bir yemek böyle. İçinde hatta kabuklu midyeler. Bunu da hata etmişim alarak. Bundan bir tane daha var. Onu da ton balıkla yerim. Ha, o da şu. Şöyle match yaptım. İki akşam yemeğim. Şunlar güzel. Bunlar mikrodalgaya atılıyor. 3 dakikada pişiyor ama soğuk denedim ve yedim, oldu. Bunlar birer öğün. 3 gece için. 4-5. Şu an benim 5... 6... Aa! Bir dakika, 23'ün akşamı ben akşam yemeği yemeyeceğim ki. Yani atıştırmalı geçiştireceğim. Çok doğru ya. Şu an aklıma geldi o iş. 23'ün akşamı dönüyorum yani. Akşam 9'da falan evde olacağım ama işte ise bir şey bulur yerim. Ölmem açlıktan. O zaman ben bunu bugün yiyeyim. Kalan 4 gün tam oturuyor ya. Ben bir günü fazla yedim, sandviçle geçiştiririm falan dedim. Neyse. Şunlar atıştırmalıklarım. 200 gram fıstıklar. Bunlardan 5 vardı. Birini açtım, biraz yedim. 100 gramı falan kaldı. İşte Snickers. 3 gün için bu. Şöyle 2 atarım. Şundan üçlü çikolata bugün birini yedim. Bir tane şurada bir yerde. Yarın için ayırmıştım. Başka bunlar akşam yemeği. Şuraya da gelsin kahvaltı. Yani şu marulu aldım. Marulu böyle açıp açıp balıkla, ton balığıyla falan yiyeyim diyorum. Limon da aldım onun yanına. Limonda sıkar sıkar yerim. Çünkü midye, balık limonsuz bitmiyor. Çok kuru geliyor. Domates aldım. Böyle her güne 2-2. Şu an için 5 sabah kahvaltım kaldı. Bugün birini yaptım. 2-4-6-8. 4 tane var. 4 sabah kahvaltısı. Nasıl oluyor lan? Aynen. Neyse. Biber var. Bunlar acı. 5 tane var. Öyle aldım ama acı yani. O nasıl olacak bilmiyorum. Yumurta haşlamıştım. İkisi pert olmuş. Onları sabah yerim. Geri kalan günlerde yenebilirse devam ederim. İşte salatalık aldım böyle. Bunları 3-3-3-6 sabah kahvaltısı içime 3 dilimde yerim. Kaşar peyniri aldım. Bu beni ürkütüyor biraz. Şu an erimiş resmen peynir. Açarım bunu da ufaktan yerim. Bir de meyve aldım. Her gün için bir portakal, muz. Portakal bugün yedim. Yarın yemem belki. Ya da yarın da yerim. Son gün yemem. Ne bileyim. Ne bileyim, limon yerim bunu. Bu şekilde benim 5, yani 6, bir de çay çikolata aldım. Bir de bu da enerji versin. Sürer sürer yerim. Öğle arası atıştırması gibi. Ekmeğim bol zaten. Şimdi önden şunu bir götürelim. Hatta daha var. Belki şu an atıştırmalık yerim biraz. Ondan sonra şey yaparım.
şunlar kalsın. Çünkü şu sululardan kurtulmam lazım. Yani bir bu sulu kalacak. Bunu da yarın yerim. Sonra düz yemeklere geçerim. Ve bir 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 yaparım belki. Şu iki mercimek bir fasulye var. Ekmeklerle bol ekmekli. İşte sayıp sayıp ayırayım onları da. Bütün yemeğim her zaman bu kadar. Suyu zaten her yerden içiyorsunuz. Suda sıkıntı yok. Göbekle birlikte limonlu güzel. Bence götürür beni 5-6'yı. Şöyle 3-5 tane de çay attım. Bunları sıcak su veriyorlar içeride. Doldur doldur içerim. İşte bardağım var, kaşığım var. İşte kıyafetlerim var. 3-5 günlük don, tişört bir şeyler. İşte şampuanlarım var şurada. Yani şampuanım var. İşte tuvalet kağıdım var 2 tane. Çadır, çanta, mat, ayakkabı aşağıda. Bir de tulum. Bir de tulum içerisine böyle bir kat daha bir şey. Bir de elektronik şeylerim. İşte telefon, powerbank'im var bir iki tane daha. Çantada da şeyler var. Pasaport falan. Bu benim bütün hikaye. Oh, hemen kurumuş lan. İyi. İçeri böyle bir nemli ya, kurutuyor şey. Kuru ya. Kurutuyor sıcak içeri. Güzel. Benim 6 günlük. Şimdi öncelikle hedefim yarınım 6 saatlik yürüme falan olacak. Biraz zor. Ondan sonra gün biraz rahat. Böyle bir 4 saat, 3 saat, 3,5, 4 saat falan. O günün akşamına kadar yediğimi yiyeceğim. Hafifleteceğim iyice. Ondan sonra böyle benim günde bir 15 saatlik bir yürüme rotam var. Çünkü bir yere atladım. Onu söyleyip duruyorum ama o rotayı nasıl yapacağız bilmiyorum hala. Neyse, o gelince düşünürüz onu. Öncelikle hedefim şu yemekleri iyi sağlam bir yemek. Hadi başlayalım. Lan bardağı kullanmadan kırılmış içinde ya. Sızdırır mı acaba? Şöyle sıkı tutsam sızdırır ya bu. Mal gibi plastik bardak alırsan öyle olur. Metal almak varken. Bir de kulplu alıp dışarı asacaktım ondan. Neyse, bu kaşığım. Ha, bir de şöyle ufak ufak şeyler aldım. Bunlardan da 5 tane falan var. Her gün bir tane atarım ben. Gereksiz bir şey öyle aldım. Hafif zaten. İyi, güzel tuvalet kağıdım var. Islak mendilim var falan filan. Hadi yiyelim. Güzeldi oda moda. Biraz uzandım. Omuzlarım falan çok ağrıyor. Akşam yemeğime daha var. Saat 5. Çadırları böyle otların arasına falan güzel yerlere kuranlar var bak. Hep böyle bir otun yanı, ağacın yanı falan. Mantıklı. Kazıkları falan çakmışlar. Gayet güzel. Tabii erken gidip çadırı kurmak mantıklı, yoksa yağmura kalıyorsun. Şimdi gece gelsen buraya çaktırmadan girsen, birinde yatsan. Çünkü bunun hepsini dolduramıyordur bence. Yani kamp alanını bile ben anlamıyorum. Kamp alanı bence yalan dolan ya. Gelip desen ki ben yer bulamadım, kamp alanı işte, kalmak istiyorum. Git kur der, ne diyecek oğlum? Bence kotayı dolduruyorlar ki insanlar şu premiumluları alsın. Rezervasyonsuz da kabul etmiyoruz diyorlar. Öyle aşırı fazla talep de yok tabii. Yani bilmiyorum. Bu şekilde. Ama görüyorsunuz yani, bunlar çok dolu sayılmaz. Benimki 6 mıydı lan? Şu birinci miydi? Aynen. Neyse. Bu şekilde inelim. Duşa. Dağlık yerlerin sıkıntısı burada da olduğu gibi. Akşam 5-4'ten sonra falan full yağmur. Sabaha kadar yağar, ondan sonra durur. Böyle bir olayı var. Güzel konu. Şu o çadır mı lan o? Tek kişilik mi? Ne o? Yeşilli. Burada da biri ayakkabıları atmış. Şurası da işte shelter dedikleri. İnsanların yemek yediği, işte yemekte satın alıyorsun ya. Sabah kahvaltısı 30 dolar mı, akşam yemeği 60 dolar, öyle bir şey. 100 dolar da ona gidiyor. Demin şeyi düşündüm. Acaba dedim, eşya kiralamak yerine çadır madır ıvır zıvır. Şey yapsam, buradaki çadır madır taşımayı, buradaki bütün böyle bunları tulumsuz kiralasan 140 dolara. Çünkü diğer yerlerde daha ucuz. 60 dolara falan geliyor herhalde geceliği. Sadece tulum kiralasan, girip yatsan. Acaba mantıklı mı olur diye bir düşündüm. Ya arada böyle 100 dolar fazla vermiş olursun ama o kadar yükü taşımamış olursun. Yemekli memekli 2000 dolar oluyor. Yemeğin taşırsın. Artı bir tulum.
Çadır şey demek ki o yüzden yapmışlar. Mantıklı yani. Her bütçeye rağbet. Benim şu an bugün kiraladığım mesela çadırla mat boşa. Kaç para? Kafadan 8 dolar boşa verdim. Böyle. Bir de bunlar var. Bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle oturma yerleri falan. Ha, burada yemek yapın diyordu. Şurası duş galiba. Sadece 5 dakikaymış. Duş da böyle. Evet, duşumuzu aldık. Bu sular içiliyor. Mountain turn it off at night. The mountain has the lights. Tamam, su içiliyor diyor. Water supply, thank you for understanding. Kötü su durumunda anlayış gösterirsiniz diyor ama sorun yok ya, su iyi. Evet, akşam yemeğim. Çadırda yemek yasak olabilir bu arada ama umurumda değil. Bu arada internet aldım. İnternetin saati 8 dolar, 3 saati 9 dolar, 8 saati 13 dolar falan öyle. Öyle aldım. Pahalı. Çadırdan falan da çekmiyor. Ama çadır böyle şeyin o shelter dedikleri yerin dibinde de çadır var. Yani oradan olsaydı çadır çekerdi yani. Adamın inisiyatifi. Şu an odadan böyle çok böyle 2 dakikada bir mesaj atacak kadar kötü çekiyor yani. Bu balığım. Bunun kılçığı da yeniliyor. Kıtır kıtır ezilmiş zaten. Limonumu deldim. Üzerine limon. Az biraz. Şurası karıştırayım şeyle. Kaşığın arkasıyla. Oh. Biraz da midye. Midye böyle patatesli falan. Hoş yani. Yeşillik de oluyor o yüzden. Onun başka şöyle içinde kabuk da var. Aslında bunu gördükten sonra biraz canım sıkıldı. Düz midye de var. Ama şey de var. Böyle kabuklu kısmı da var. O biraz tatsız oldu. Ama bir sürü midye var içinde. Yani böyle ilginç bir şey gördüm. İyi gider dedim. Böyle balık şeyi, protein falan. Patates havuç da var içinde. Tek düşünemediğim sulu. Aşırı sulu ve bana ağırlık yapıyor. O yüzden hemen yiyip yollayayım bunları. Bu şekilde. Limon biraz daha. Limau. Devam. Telefon sadece burada çekiyor ya. Böyle bir şey var mı? Uyku vakti.